Merhaba arkadaşlar, Partube'a hoş geldiniz. Bugün Arnavutköy Eni'deyiz. Yanımda Talat abi var ve bugün Talat abiyle beraber barmenlik ve bar dünyası hakkında konuşacağız. Naber abi, nasılsın? İyi değil, hoş geldin, nasılsın? Merhaba, teşekkür hoş bulduk. Ederim. Ben Talat Aydın, yaklaşık 22 yıldır barın arkasındayım. 1982 doğumluyum, 18 yaşında barın arkasına geçtim. Hala barın arkasındayım. Süper abi. Ve işimizi severek yapıyoruz. Süper. Tabii. Evet, hala barmenlikle alakalı aldığın bir eğitim ya da mutfak eğitimi. Şöyle, biz başladığımızda mutfak eğitimi var aslında ama barmenlikle ilgili biz başladığımızda herhangi bir eğitim veren bir yer yoktu. Kaynak bulup, o zaman çok sınırlı sayıda kaynaklar vardı, buluyorduk. Daha çok otelcilerin bar kitapları falan oluyordu, onları alıyorduk. Onlarla öğreniyorduk bu işin literatürünü. Öyle öğrendik. Şimdi var tabii, şimdi gastronomi okulları var, hatta şu an bu işin eğitimini de veriyoruz. Süper, aynı zamanda bir eğitmensin. Evet, yaklaşık pandemiden sonra yeni eğitim işine de başladım. Süper abi, hayırlı olsun. Teşekkür Peki, ederim. Peki, gece geç saatlere kadar çalışmak seni yoruyor mu yani? Tam yok. Ters saatlerde. Bunun şöyle, dezavantajlarını yaşıyor musun? Hayır, çünkü işimizin bir gereği o zaten. Biz de işimizi gerçekten layıkıyla profesyonel yapmaya çalışıyoruz. İşimizin gereği geç saatlerde çalışıyoruz ama sosyallik olarak aslında daha çok sosyaliz. Çünkü gündüzümüz hep bize ait. Her yer daha sakin oluyor. Hafta sonu curcunası o kalabalık ortamlara girmiyoruz. Hafta içi iznimizi kullanıyoruz ve çok ferah oluyor her şey. Çok memnunuz. Bir de tabii yani sosyal bir işte çalışınca daha sosyal. Aslında oluyor. Sosyal bir işte çalışınca özel gününde dinlenmek istiyorsun ya. Sakin kalmak istiyorsun. Öyle bir şey var. Evet, biraz da sakin. Aynen. Peki bugün bize ne hazırlayacaksın abi? Bugün size burada verdiğimiz spesyal mokteyllerden birini hazırlayacağım. Başlayayım mı? Olur tabii. Tamam. De. Şöyle önceden buzladığımız bardağımız. Şöyle. İçerinden de bahsedeyim isterseniz size. Çünkü fresh şeyler kullanıyoruz. Lime suyu 2 siyal kadar. Şöyle 7,5 siyal taze zencefil ve yeşil elma suyu mix'imiz var. Bundan kullanacağız. Ve dengelemek için de 1 siyal kadar şeker koyacağız. Geliyorum. Bu top-up bir mocktail olduğu için üzerine hibisküs çayı ekliyorum. Şöyle nane garnişiyle de ferahlık veriyoruz. Nanemizi patlattık. Şöyle etrafına bir gerdan yapalım, bir ferahlık versin. Şöyle. Buyurun. Hazır. Vallahi mocktail muazzam görünüyor. Arkadaşlar ben sizin için hemen tadıyorum. Şöyle hafif karıştırayım ki. Oo, çok güzel abi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Peki. Abi barmenlikle alakalı en keyif aldığın şey nedir? Ya barmenlikle ilgili en keyif aldığım şey işin çok enerjik bir iş olması, meslek olması ve yeniliğe hep açık. Araştırmak, gezmek, tatmak, bunları uygulamak, yerinde görmek, seyahatler yapmak, bu işin zaten çok zevkli bir kısmı. Severek yapman gerekiyor zaten. O yüzden de biz de bunu yani 18 yaşından beri yapıyorum. Şu an tam 22 yıl oldu yani barın arkasında. Hani gastronomiye girişim 24 sene oldu ama lise yıllarıyla beraber. Ama meslek olarak 18 yaşından beri yapıyorum. Yurt dışında çalışmak isteseydin böyle tercih edeceğin bir yer olur muydu? Yani? Kesinlikle New York olurdu. Çünkü neden? Çok hani İstanbul'da yaşayan biri orayı gördüğü zaman keşke burada doğsaymışım diyorsun. Çünkü tamamen kozmopolit. Bir yanda hızdan, bir yanda yavaşa geçebiliyorsun. Hani öyle bir şansımız oldu, görme şansımız oldu. Mekanlar çok güzel. Çok güzel çalışacak yerler var. Hayat çok hızlı. Çünkü hızı seviyoruz biz. Enerjiyi seviyoruz. Bir anda monotona da geçebiliyorsun. İstanbul'da öyle bir yer. Evet. Bir anda hıza, bir anda monotona geçebiliyorsun. Kesinlikle ben New York diyorum. Çalıştığım yani muhakkak çok yoğun saatler oluyor burada ama mesela bazı günler sakin saatler oluyordur muhakkak. O zamanlar barın arkasında nasıl zaman geçiriyorsun? Genelde hafta başları bazen çok keyifli oluyor çünkü hani bizim cuma, cumartesi, pazarımız çok yoğun geçiyor. Çok keyifli oluyor ama hafta içi de sakin olduğu zaman da genelde
hep hijyenle geçer. Genelde bu iş hijyen çok önemli bu işte ama ekstra bir hijyene geçiyorsun. Yani eksik bilmem ne bunları yapmaktan değil de depolarının ekstra kontrolü. Ya bunların tamamen normal kimyasal hijyenleriyle ilgileniyorsun. Bütün elindeki stok durumunu tamamen inceliyorsun. Ne var ne yok. Daha çok vaktin kalıyor. Background'unu daha güçlü tutup o zaman. Aynen. Daha rahat çalışmak için. Yani hazırlığın olmadan zaten evet, bu işi yapamazsın. Süper. Mesela bir çalışma arkadaşının o gün morali çok bozuk. Modu düşük. Tam kendini veremiyor. Mesela bu gibi sorunlarla nasıl baş ediyorsun? Ya şöyle o operasyon sırasında müdahale olmuyor. O zaten artık gerçi o kadar öyle bir arkadaşımız da yok ama herkes işini çünkü severek yapıyor zaten. Tabii, gerçekten meslekte profesyonel olarak yapıyorlar. Çok... Ama özel bir durumu varsa zaten hani biz burada çok eski yıllardır beraberiz. Şöyle söyleyeyim, patronlarımız da 8 yıldır burada beraberiz. 8 yılda öncesi var zaten. Bir aile ortamı var burada. Yani bu şöyle söyleyeyim, yani parayla alınabilecek de parayla bir araya gelecek bir durum değil bu. Özel bir durum. Arkadaşlarımızla da öyleyiz. Özel bir sorun varsa zaten hepimiz birbirimizi biliriz ve konuşuruz zaten, çözeriz öyle. Bunu da her türlü... Ama burada öyle yani içine yansıtacak şekilde bir durum olmuyor. Anladım. Herkes işini yapıyor. Sonrasında çözülüyor sorunlar. Buraya gelen misafirleri nasıl tanımlarsın abi? Nasıl ya, insanlar? Gelen misafirlerimiz ağırlıkla müdavim misafirlerimiz ama şöyle her hafta yani yeni misafirlerimiz olduğunda görüyoruz. Bu da güzel bir şey bir işletme için. Ne istediğini bilen bir kitlemiz var aslında. Ne içmek istediğini ya da ne yemek istediğini, nasıl eğlenmek için, nasıl bir tür eğlence istediği için buraya gelen bilen bir kitlemiz var. Çok zorlayan bir kitlemiz değil aslında. Bilinçli bir kitle. Yaş skalası da gerçekten artık oturmuş, mesleki olarak da oturmuş bir kitlemiz var. Çok rahatız aslında o konuda. Süper. Çok bir sorun yaşamıyoruz. Peki mesela zor bir müşteri geldi. Yani ya o gün ya kendini morali bozuk ya da gerçekten memnuniyetsiz ya da zor memnun olan bir insan geldi. Ve hazırladığın bir içeceği ya da bir yemeği beğenmediği zaman bu durumla nasıl baş edeceksin? Şimdi şöyle bunu önlemenin tek yolu var aslında. O ilk sipariş alırken zaten bunu müşteriyi açarak zaten ne yemek istediğini ya da ne içmek istediğini orada zaten anlıyorsun. Hangi tatlı bir şey içmek istediğini zaten soruyorsun. Çünkü yani bunun bir sürü skalası var. Acı mı, tatlı mı, ekşi mi ya da diğer içindeki karışımların ne olduğunu sorarak zaten açıyorsunuz onu. Ama şöyle bir şey var. Hani bilinen bir şeyin dışında sadece buraya özgü bir şey istediğin zaman zaten onu bilerek istiyor. Öyle bir sorun çok yaşamıyoruz aslında. Ha, süper. En çok hangi tip barlarda çalışmayı seviyorsun abi? Ya hızlı ve yoğun servis veren yerlerde çalışmayı seviyorum. Çünkü hep öyle, sektöre öyle girdim çünkü. Yani girdiğimde de İstanbul'un en yoğun yerinde başladım diyebilirim. Bu aslında bir avantaj. En yoğun yerde başlamak. Çünkü tempoya alışmış daha olarak başlıyorsunuz. Daha hızlı öğreniyorsunuz. Mecbursunuz. Sonra hep öyle yani. Devam etti. Hep öyle devam etti. Hep öyle yani. O yüzden hızlı yerlerde çalışmayı seviyorum. Hızlı ve kreatif olan. Peki. Abi, şimdi bunca yıllık tecrüben var. Ben bu konu hakkında çok farklı değişik hikayeler dinledim. Senin barda başına gelen en acayip olay neydi? Ya şöyle yani çok uzun süreçtir bu işte olduğum için çok birçok şey gördük, yaşadık ama çoğu da şimdi Vegas'ta olan Vegas'ta kalsın anlatılmaması gerekiyor ama şöyle bir şey hatırlıyorum. Buradan önceki dükkanımdaydı galiba, çalıştığım yerdeydi. Burada bir çift var. Buraya bir çift geldi. Buradaki beyefendi ile oradaki hanımefendi aslında beraberlermiş. Onu anladık. Sonra yanlarında başka birilerini görünce her ikisi de başka bir yerde buluşup tartışmaya başladılar. Sonra beşer dakika arayla gittiler. İkisi de birbirini yakaladı aslında. İkisi aynen. De birbirine yakalandı. Aynen. Enteresan. Süper abi. Hak güzel. Abi süper. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizimle olduğun için çok keyifliydi. Arkadaşlar bugün Talat abiyle beraber barmenlik ve bar kültürü hakkında konuştuk birazcık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, hatta bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.